yolculukla ilgili bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlara, gençlere, herkese. Bu mavi yolculuk 1945 senesinde başlamış. Yani İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Kalebente'ye mahkum olan Cevat Şakir Kabaağaçlı, bizim bildiğimiz ismiyle Ali Karnas balıkçısı, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu, Süreyya Eyüboğlu'nu davet etmiş. Hatta Necati Cumalı da bunlara katılmış. İlk mavi yolculuk böyle başlamış. Ondan sonra Ezra, Azra Erhatlar filan grup büyümüş, şairler, yazarlar. Bu mavi yolculuk bir rutin haline gelmiş ve insanlarımız bu mavi yolculuğa çıkmaya başlamışlar. Biz de geçen sene ilk defa bir mavi yolculuk yaptık. Bu sene ikinci yapıyoruz ve bunu kayıt altına almak istedik. Kameraman Sayın Çınar kardeşim çekiyor. Evet. Selimiye'den hareket ettik ve bu bir haftalık mavi yolculukta her gün size gittiğimiz yerleri anlatacağım. Şimdi Selimiye'den hareket ettik ve mavi yolculuğa çıktık. Mavi yolculuğumuzun birinci günündeyiz. Burası Selimiye Adaboğazı mevkii. Birinci gün çıktık, burada geceleme yapacağız. Yola çıktık, gecelemeyi yaptık, devam ediyoruz. Burada çok hoş bir böyle sanki bir boğazdan geçer gibiyiz. Selimiye'den çıktıktan sonra. Burası Koca Dağmış. Burası, buranın da bir dağ ismi var. Ama böyle güzel bir yerden geçiyoruz. Hava çok güzel, manzara müthiş. Şimdi Çınar arkadaşım zaten size etrafı da gösterecek. Gittiğimiz yerde gittiğimiz yerde geceleyeceğiz ve öğle yemeği yiyeceğiz ve denize gireceğiz. Yani denize gireceğiz. Bugün Ekim ayının 10'u ve deniz inanılmaz güzel. İkinci günü, akşamı da geldiğimiz yer Koca Bahçe. Burası çok güzel, sığlık, limonluk bir yer. Ekim ayının 10'unda, 11'inde geldiğimize göre hava çok güzel, denize girilebiliyor. Bekliyorum bir gün dönersin diye.
Neden bağlandı gönlüm vefasız sevgiliye? Yıllardır bekliyorum, sanat yapıyor ya, bir gün dönersin diye. Neden bağlandı gönlüm vefasız sevgiliye? Kalbimdeki aşkını hayalimle süsledi. İnan bana güzeli, seni candan özledi. Evet. Ne yapıyorsun Adnan Bey? Abi ben şu anda hüzün içindeyim ya. Ya hadi bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş günün minesi soldu, soldu. Derdim bana arkadaş bugün. Akşam oldu bugün de, akşam oldu. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden günler verir kendine, rüya gibi geçti. Gelene rüya gibi geçti. Bin mavilik ortasında yapayalnız, maviye yeşile tutkun, maviye koşarken yeşil yalnız, yeşile koşarken mavi yalnız. Sen yalnız, ben yalnız, mavi yalnız, yeşil yalnız. Ama ben herkesten daha yalnız. Sabahtan hareket ettik. Şimdi büyük bahçeden geldik. Burası dirsek bükü.
denilen bir bölge, limonluk bir bölge. Burada denize gireceğiz, öğle yemeğini yiyeceğiz. Oradan sonra akşam için geceleyeceğimiz limana doğru hareket edeceğiz. Burası Oraniye ilçesinin Kız Kumu bölgesi. Buranın çok güzel mitolojik de bir hikayesi var. Kralın kızı. Buradan sevgilisi olan balıkçıya yürümek ister. Balıkçı açıktadır. Kız eteğine kum doldurur ve o kumları ata ata yürür. Fakat gece karanlıkta döneceği yeri bilemez. Eteğindeki kumlar da bitmiştir. Burada boğulur şeklinde bir mitolojik hikayesi var. Bu masal şeklinde de bu bölgede hep anlatılır Kız Kumu diye. Ama böyle dikkatli bakarsanız bakın insanların denizin üzerinde yürüdüğünü görürsünüz. Yani bu bir nevi Musa hikayesi gibi, Kızıldeniz gibi toprak. Ama o kadar güzel bir doğa harikası ki yanından da tekneler geçebiliyor. Yani böyle kanallar var. Burası çok ilginç bir yer. Yani bu Kız Kumu'nu muhakkak görüp bu Kız Kumu'nda yürümek güzel bir şey. Güzel bir şey. Hocam buradaki marina nedir? Bu karşıdaki marina da özel bir marina. Orhaniye mi? Orhaniye.
Gerçi Orhaniye esas merkez 25 kilometre uzakta buradan. Kızkumunda. Burada da öyle güzel bir marina var. Tekneler. Ekim ayındayız. Ekim ayının sonunu geçtik artık, sonbahar. Ama buralarda yaz devam ediyor. Sarı yaz devam ediyor. Sevgili dostlarım, burası da Orhaneli'nin hemen böyle tam karşısında, birazdan Çınar arkadaşım gösterecek size. Böyle küçük tatlı bir koy. Şu anda güzel bir bahar, sonbahar yağmuru var. Yavaş yavaş ısıl ısıl derler ya, öyle yağıyor. Çünkü karşıda gördüğünüz ev Amerikalı koyu deniyor buraya. Aynı zamanda akvaryum deniyor. Burada birçok isimler var. Çok güzel de bir hikayesi var. Ama daha önce şunu söylemem lazım. Çınar arkadaşım biliyorsunuz aynı zamanda mimardır kendisi. Doğayla bu kadar barışık, bu kadar doğaya uygun bir ev yapmak. Bu ancak belli bir kültürün, belli bir süzülmüşlüğün sonucu olur. Hani sonradan görme, anormal, doğanın içine hançer gibi batan binalardan sonra böyle bir bina ne kadar hoş değil mi? Ne kadar güzel değil mi? Amerikalı bir gezginin yaptığı söyleniyor. Burada anlatılan hikayeye göre Datçalı bir kıza aşık olmuş tekneyle buraya geldikten sonra. Buradan ayrılamamış ve bu evi yapmış, Amerika'da terk etmiş Amerika'yı. Türk vatandaşı olduğu da söyleniyor. Ama ben kendisiyle tanışmadım. Çok güzel, inanılmaz güzel bir yer burası. Bir şey mi söylememiz gerekiyor Çınar sana?
Gülhan abla bir şey mi söylemem gerekiyor? Kameralara söylemeyeceğim de bana değil kameraya söyle. Kime söylüyor? Kameraya. Ben öyle her kameraya konuşmuyorum. Bunları keserim ben. Her kameraya konuşmuyorum. Bir konuşma. Çınar, tanıştığımıza çok memnun oldum. Çok güzel bir geziydi. Yine gül. Bak kaydediyorsun bize Hayon Bay turuna sakın atlamıyorsun. Yakalarım valla. Takibimde sakın. Siz deyin ki para hazır. Hangi tura gidiyoruz diyeyim. Evet yani turlar biriktireceksiniz. Her ay 200 lira kenara. Ben Abant'a gitmek istiyorum. Yedigöller'e gitmek istiyorum. Valla. Evet. Bir iki kelam da siz edin. Neden ya ne güzel ya. Tamam. Ya keseriz araları. Merak etme ya. Ne söyleyeyim geldiğiniz için evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sizleri tanımak güzeldi. Evet. Çınar bana bunlarla gel. Sağ ol, İnşallah izle. Seneye. İnşallah. 18-25 bak buraya da kayıt da koyuyorum. 19 Haziran. 18. 19. Yaş günlerini kutlayacağız. Aynen. 18 de ama hepsini hafta içi 21'inde kutlayacağız. Aynen. Tamam mı? Çünkü hafta içi çalgıcılar daha kolay buluruz. 13'ünü bir akşama denk getirdim. Aynı gün kaptan. Hazırım ben. Hadi bakalım. Evet. Seval'le Seda. Deniz derin miydi? Deniz durduran. Allah Allah. Deniz durduran. Hadi bakalım. Aman durdurmayın Deniz'den. Hadi bakalım. Başka kim var? Amerika, İtalya. Şimdi başladım. Sayın İrfan Kaptan. Üçüncülük maçı. Belgeselin sonuna koyacağım bunları. Evet. Ben kısa. Çınar Bey, tanıştığımıza, birlikte seyahat ettiğimize çok memnunum. Görüşmek dileğiyle. İnşallah. Hep beraber olacağız inşallah. Evet. Ben de çok memnun oldum abi. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet. Sayenizde bir sürü şey öğrendik. Yok ya. Tanıdık geldi bana. Buralardan geçtik. Hüseyin'im. Efendim. Evet. Senle kapatalım. Böyle video mu bu? Video. Ben fotoğraf gibi poz veriyorum da böyle. Yok, video. Sadece kafayı çıkıyor. Konuşabilirim. Beni konuşurken alır. Efendim güzel bir gezi oldu. Fiyakalı bir gezi oldu. Beynimizi, ruhumuzu, bedenimizi dinlendirdik. Yeni yüzlerle, insanlarla tanıştık. Öneriyorum, tavsiye ediyorum. Keyifli bir gezi oldu. Reyhan Hanım. Reyhan Hanım'ı da yakaladık. Uçan kuş yakalar. Afiyet olsun. Sevgilerle buluşalım. İnşallah.